Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Mayteci kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün güzel bir video ile karşınızdayız. Videoya geçmeden önce ne yapıyoruz? Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Evet şimdi videomuza geçelim. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ons altın ve gram altını değerlendirmek istedik açıkçası. Gelen maillerde ve mesajlarda bu konuyla ilgili fikirlerimi merak eden arkadaşlar olmuş. Hep kripto paralarla ilgili konuşuyoruz. Bugün de biraz ons altınla ve gram altınla ilgili konuşmak istedim. Şimdi arkadaşlar Şöyle günlük ons altına baktığımız zaman yukarı yönlü bir hareket geliyor. Onu söyleyeyim ama şunu da öncelikle söylemek istiyorum. Dolayısıyla şimdi arkadaşlar altın tabii ki enflasyonu sıkıntılı olan ülkelerde güvenli bir yatırım aracı. Onu söylemek istiyorum ve ülkelerin aralarındaki sıkıntılardan da nem nemalanan bir yatırım aracı ve ülkeler arası gerilimlerden altın her zaman nem nemalanır. Yani değer kazanır. Çünkü birçok ülke elindeki dövize değil elindeki altın ile güçlenmek istiyor arkadaşlar. Ve e, Rusya inanılmaz bir altın toplama durumunda inanılmaz bir rezerv yapmak istiyor arkadaşlar. Yani açıkçası bana kalırsa Putin şu an savaş istemiyor gibi e, sadece gerilimin artmasını ve gerilimden nemananmak istiyor. ben. Onu anlıyorum şu an süreçte. Çünkü savaş yapmak isteyen bir ülke lideri bu şekilde hareketlerde bulunmaz. Çok değişik agresif hareketlerde bulunur. Şu an tamamen Putin sürekli ya özür diliyor ya biz tatbikat yapıyoruz diyor. Şunu yapıyoruz Ukrayna ile biz anlaştık diyor. Ama aynı zamanda böyle sürekli silah gösterileri falan yapıyor. Açıkçası biraz gerilimin böyle artmasını istiyor. Ve gerilimin artmasıyla inanılmaz bir altın topluyor gibi duruyor şu an. Öyle gösteriyor. Haberlerde de onu söylüyorlar. Evet. İnternette dolaşan haberlerde de bilgilerde de bu var. Yani Putin inanımız bir altın rezervine sahip olmak istiyor. Çin ve sonra Putin geliyor zaten. Şimdi arkadaşlar şunu söyleyeyim. Bana kalırsa savaş olacağını ben düşünmüyorum ama şu da bir gerçek altın güzel bir ralliye başlayacak gibi duruyor açıkçası. Onu söyleyeyim. Ons altın. Şimdi ons altına şöyle günlük periyotta baktığımız zaman hemen şurada arkadaşlar bir destek ve direnç çizelim. Tabi ons altını. Grafikler üzerinde anlatabiliriz ama e, ama altın tabii ki haberlerle hareket eden bir e, yatırım enstrümanı onu da söyleyeyim. Yani kripto para gibi değil balinalarla hareket etmiyor. Dolayısıyla ülkeler arasındaki e, alışverişlerde sıkıntılarda çok farklı e, konularda hareket ediyor. Dolayısıyla altını değerlendireceksek arkadaşlar. E, Grafiklerde mesela değerlendirebiliriz ama grafiklerde tabii ki nedir? Bir insan psikolojisinin kopyasıdır. Birçok grafik, birçok formasyon, birçok düşen trend ve kıran, kırılan trendler birçok formasyonda olduğu gibi geçmişe dönük hepsi çalışıyor. %90 çalışıyor. Şu an biz şöyle altının günlük Periyoduna baktığımız zaman gördüğünüz gibi altın yaklaşık e, 1895 seviyesinden bir satış yiyor. Burası bir direnç seviyesi. Buradan zaten nereden baksanız arkadaşlar şöyle söyleyeyim. 28 Temmuz'dan beri bu direnci kırmış ama tutunamamış. Tekrar aşağı düşmüş. Şimdi e, şunu söylemek istiyorum. Ben aslında ons altında bir formasyon gördüm arkadaşlar incelerken. Haftalık periyoda incelerken bir formasyon fark ettim. Elbette sizde bu formasyonu belki fark etmişsinizdir. Bakın altın 2011 yılından beri tabiri caizse bir ayı piyasasında ve şöyle söyleyeyim en dip seviyesi 1057 dolar ve şu an tekrar 2000 dolar seviyelerine doğru hareket ediyor. Dolayısıyla burada arkadaşlar yaşanan formasyonun ismi tamamıyla fincan kul formasyonu. Bakın size bunu göstereyim. Burası fincanımız. Burası da arkadaşlar fincanımızın kulbu. Evet fincan kul formasyonu. Fincan kul formasyonunda nasıl bir yol izlenir? Formasyon nasıl çalışır? Bunu da sizlere gösterelim arkadaşlar. Şimdi formasyon şu şekilde. Buradaki mesafe kadar derinlik kadar hedef belirlenir arkadaşlar. Hemen onu da bakalım. Bakın buradaki hedef kadar aynen buradaki hedef kadar tam nokta atışı olmasa da hedef bu şekilde. Kırılımdan sonra arkadaşlar formasyonun kırılımından sonra bir retest beklenir. Hemen şöyle bir retest beklenir. Kırıldıktan sonra tabi bu direnç desteğe dönüşür. Bunu bir test etmesi lazım. Onu test ettikten sonra yukarı yönlü eğer bu destek çalışırsa yukarı yönlü artık hareketler başlar. Çünkü neden? Bir boşluğa çıkıyor. Gördüğünüz gibi bir satış baskısının olmadığı bir boşluğa çıkıyor. Bu da dolayısıyla yukarı yönlü trendi onaylıyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Şimdi şunu da bir kaldıralım. Ve çok pardon. Arkadaşlar formasyon dediğim gibi yukarı yönlü hareketi temsil ediyor. Yani şu şekilde inişli çıkışlı inişli çıkışlı olarak arkadaşlar 2000 nereden baksanız 2600 dolar seviyeli hadi 2500 düz hesap olsun diyelim 2500 dolar seviyesine kadar formasyonun bir hedefi var onu söyleyeyim e, tabii ki burada e, satış yer bu kanal içinde arkadaşlar akumil olup tekrar belki daha sonra yukarı çıkmak ister veya aşağı sarkar kul formasyonu daha derinleştirir yani kul bunu daha derinleştirebilir ama yukarı yönlü bir hareketin gelmesi çok büyük ihtimal kesin değil ama çok büyük ihtimal şimdi buna benzer formasyonlar size göstereceğim arkadaşlar e, kripto dünyasında açıkçası buna benzer formasyonlar var mesela en belirgini ENJ ENG coin'de arkadaşlar baktığımız zaman çok net bakın fincan kul formasyonu belli. Aynen bakın burada gördüğünüz gibi fincanı kul. Ben bunu daha önce çalışmıştım, takip etmiştim. Ee, bakın aynen burada hedefi belirledikten sonra arkadaşlar nokta atışı olmasa bile hedefi resmen arkadaşlar geçmiş bile diyebilirim yani 3.39 dolar seviyesine geçmiş ondan sonra tekrar bitcoin'den dolayı aşağı yönlü düşüş gerçekleşmiş formasyon burada çalışmış arkadaşlar matiğe bakalım matikte de işte tam istediğimiz gibi olmuş açıkçası arkadaşlar Fincanı kulbu oluşmuş, kırılım gerçekleşmiş, retestini yapmış, yukarı yönlü hareket gerçekleşmiş, formasyon hedefine ulaşmış, ondan sonra Bitcoin'den dolayı aşağı yönlü bir düşüş gerçekleşmiş arkadaşlar. Fincan kulp formasyonu bu şekilde çalışıyor. Yani aslında şu olması gereken konu şu. Bakın şöyle tekrar 10 altına dönelim. Şöyle ben bir trend çizgisi çekeyim. Şuradan arkadaşlar trend çizgisini çektiğimiz zaman aslında şöyle. Gördüğünüz gibi aslında buradaki burada trendin kırılmak istenmediğini, hareketlerin aslında yukarı doğru olmak istediğini anlayabiliriz. Trend kırılmıyor. Gördüğünüz gibi buradaki destek çok güzel çalışıyor. Yakınlaştıralım biraz daha. Bakın destek burada çok güzel çalışıyor. Yani açıkçası burada altının aşağı yönlü kırılımını istemiyorlar. Hatta bakın altın şu an Evet, şu an kırdı. Yani şu an direncini kırdı arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Şu an bir iğne attı. Yani yukarı yönlü bir hareket yapmak istiyor. Dediğim gibi buradan yukarı yönlü 1900 e, bakalım. Hemen bir sonraki direnç seviyesini bakalım arkadaşlar. Hemen şöyle çizelim. Bakın şurası nedir? 1915. Ondan sonra şurası. 1960 dolar seviyeleri şu an ons altın için hedef seviyeler. Ondan sonra kırılım yaşayıp test edip retest yapıp tekrar yukarı yönlü hareketlerine devam edebilir. Evet ons altında durum böyle arkadaşlar. Fincan kul formasyonu eğer çalışırsa yukarı yönlü hareket ben bekliyorum. Yukarı yönlü trend kırılmadığı için yukarı yönlü hareket gelir. Şimdi gelelim ee, gram altına arkadaşlar. Gram altına baktığımız zaman hemen şöyle şunları bir silelim. Ben çünkü bugün bunlarla ilgili bir çalışma yaptım kalmış burada. Evet, bunları sildikten sonra kapatalım bunları da. Şimdi arkadaşlar, pardon özür dilerim. İlk önce bir ons altına tekrar bir dönecek olursak bir konuyla hakkında e, bir şey daha söylemek istiyorum. Atlamak istemeyeyim. Çünkü unutuyorum çünkü. Evet, şunları bir kapatalım. Aklıma gelmişken onu da anlatayım. Şimdi arkadaşlar, ons altında E EMA ve Trend Magic indikatörlerine baktığımız zaman gördüğünüz gibi yukarı yönlü bir hareket geliyor. Hatta Haftalık periyoda baktığımız için EMA'yı burada 100 yapalım. 80 değil 100 yapalım. Günlük periyotta 80 olarak kullanıyorum ben. Aynen mesela bakın şuradan itibaren bakın tam şuradan itibaren 1287 yani 2019 yılından beri şu an ons altın bir trend seviyesinde yukarı yönlü hareket ediyor. Buradan gördüğünüz gibi satışın 7, 1960 pardon 2000 dolar seviyelerinden satış yedi ama gördüğünüz gibi EMA 100'ün altına girmedi, sarkmadı. Dolayısıyla yukarı yönlü mavi trend magiç mavini e, başını yukarı doğru kırdı. Ve ons altın açıkçası yukarı yönlü hareket etmeye başladı. Yani yukarı yönlü trendin devam edeceğinin bir işaretidir bu. Onu da söylemiş olayım atlamış olmayayım. Hani indikatörlerle ilgili de böyle bir bakarak yorum yaptığımız zaman. Gördüğünüz gibi e, bu şekilde bir hareketlenme var. Aynen bakın düşüş senaryosuna da trend package indikatörü EMA 100'ün altına kırdığı zaman gördüğünüz gibi bayağı yıllarca bir düşüş trendine girmiş. Aynen bu şekilde bir akümülü olmuş. Daha sonra burada yükseliş trendine devam etmiş. Evet şimdi gram altına geçelim arkadaşlar. Şimdi gram altında Dolayısıyla e, şu an 835 TL civarında. Evet direncini kırmak istiyor. Buradaki direncini kırmak istiyor arkadaşlar. E, gram altında aslında yönünü yukarı, e, yukarı yönlü yükselişe doğru dikmiş. Aslında burada e, şöyle söyleyeyim. Ortalama e, tarih olarak 20 Aralık 2021 tarihinde çok ciddi gram altın yükselmişti. 1057 TL civarlarına kadar gelmişti. Dolayısıyla burada e, hükümetimizin almış olduğu önlemler doğrultusunda 3 gün gibi bir zamanda 590 TL'lere kadar düşürdü. Yarısını aldı arkadaşlar. Ama tabii ki ne oldu? Tekrar yarısını toparlayarak yukarı yönlü bir hareketin geleceğini işaret etti. Şu an direnç seviyesindeyiz arkadaşlar. Yukarı yönlü hareketin geleceğini işaret bu. Şimdi tekrar indikatörlerimizi açalım. Bir bakalım durum nedir? Günlük periyotta baktığımız zaman indikatörlerimize aynen arkadaşlar şu an Trend Magic EMA'nın üstünde yukarı yönlü hareket ediyor. Açıkçası trendimiz yukarı yönlü. Yani altının aslında değerleneceğinin bir işaretidir bu. Dolayısıyla e, ons altının değerleneceğinin bir işareti olarak da söyleyebiliriz. Dolayısıyla e, artık ülkeler altın rezervine çok ağırlık vermeye başladı. Altının inanılmaz bir değerlenmesini bekliyorum. E, Fincankul fincan kul formasyonu çalışırsa ons altında Burada fincan kul formasyonu çalışırsa arkadaşlar ıı, ileriki ıı, aylarda diyeyim veya ileriki yıllarda ons altın çok ciddi seviyelere geleceğini düşünüyorum ben açıkçası. Bu tabii gram altında da yükselmeye neden olacak. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Enflasyon durumu sıkıntılı olan ülkelerde ıı, gram altın yani altın daha doğrusu her zaman yatırımı ıı, güven, güvenli bir yatırım aracıdır. Yani öyle söyleyeyim. Bunu herkes biliyor zaten. Söylememize de gerek yok da. Yani bu ıı, Altın hiçbir zaman şöyle söyleyeyim terste bırakmaz arkadaşlar kısa zamanlarda bir terste bırakma dönemi olur ama şöyle baktığımız zaman şöyle küçülteyim iyice küçülteyim mesela 2015 hatta daha da küçülteyim aynen 2000, 2009 yılından mesela 40 TL'lerden gördüğünüz gibi sürekli tırmanış var sürekli tırmanış var arkadaşlar. Yani hafif düzeltmelerle sürekli tırmanışlar devam ediyor. Yani siz bugün mesela eğer altına yatırım yaparsanız bir düzeltmeye girebilirsiniz. Ama önümüzdeki aylarda veya yıllarda elbet bu anki pozisyonun çok çok üstünde olacaksınız. Mesela bakın burada bir düzeltme yapmış ons altın. Pardon özür dilerim gram altın. Bakın mesela burada 523 TL civarlarındayken yaklaşık hemen şuradan yaklaşık 217 gün sonra bu seviyeyi kırarak yukarı yönlü hareket devam ediyor. Hatta şöyle yapalım. Tekrar düş mü? satış yemiş. Onu da söyleyeyim. Ne zaman? Tam 351 gün sonra. Yani bir yıl sonra arkadaşlar. 517 TL'den altın gram altın alan bir e, yatırımcı bir yıl sonra artık parasının değerlendiğini görebilirsiniz. Tabii e, kripto dünyasında da bu böyle açıkçası. Yani uzun vadeli yaptığınız zaman yatırımcı elbet kazanacaksınız ama bakın burada 524 TL'lerden gördüğünüz gibi 403 TL'lere kadar düşmüş. Tekrar toparlanmış mesela tekrar bu sefer e, 477 TL'ye düşmüş ama bakın burada fark ettiniz mi? Burada bir formasyon çalışmış arkadaşlar bakın. Bunu fark ettiniz mi bilmiyorum ama hemen kapatalım. Gördüğünüz gibi burada açıkçası çalışan formasyonumuz fincan kul formasyonu. Yine karşımıza çıkan formasyon arkadaşlar. Hemen buradan alalım yayımızı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle bakın fincanımız tekrar kulubumuz. Aynen fincan kul formasyonu burada çok güzel çalışmış gördüğünüz gibi hedef nedir demiştik derinlik kadar bir hedef belirliyoruz arkadaşlar bu mesela derinlik budur hemen hedefimiz kırılımdan sonra gördüğünüz gibi hedefimizin üstüne çıkmışız bile yani ama formasyon hedefi budur yani 670 TL civarlarında ama tabi bu trend kırıldıktan sonra gördüğünüz gibi yukarı yönlü 1000 1000 TL'ye kadar çıkış sağladı. Gördüğünüz fincan kul formasyonu burada da çalışmış arkadaşlar gram altında. Ons altında da çalışacağını düşünüyorum açıkçası. Yukarı yönlü hareketlerin gelebileceğini düşünüyorum. Fincan kul formasyonuna baktığımız zaman aynen bu şekilde mesela Google'da arattığınız zaman zaten görebilirsiniz. Aynen bakın bu şekilde yukarı yönlü hareket veriyor. Bakın fincanımız, kulpumuz ve yukarı yönlü hareket geliyor arkadaşlar. Yani birçok örnekte de olduğu gibi mesela burada Aynen. Fincan, kol ve yukarı yönlü hareket arkadaşlar. Şu an ons altında örneğin birebir aynısı diyebilirim hatta. Bakın burada birebir aynısı. Evet arkadaşlar benim anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Ee, kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu konuyla ilgili e, sorularınız varsa yorum kısmına lütfen yazın. Sizin yatırım araçlarınız nedir onu da merak ediyorum. Onunla ilgili de yorumları yorumlara belirtirseniz çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.